4,5 aylık hasret bitti. Balıkçılar ağlara, ağlar ise denize kavuştu. Av sezonunun başlamasıyla balık tezgahlarında da çeşitlilik bir hayli arttı. Balık fiyatları nasıl? En çok hangi balıklar tercih ediliyor? Ve en önemlisi müsilaj. Müsilaj balık tüketimini etkiler mi? İşte cevapları. Söyle bak kaç tane var ya. Bunu yukarı tezgaha sür ya. O deniz salyası bizi yıktı. Gerçekten çok yıktı. Nedendir bilmiyorum. Palamutçuluk da var ama iş yok. Acaba neden? Müsilajdan dolayı etkilendi ama müsilajın herhangi bir sakıncası yok balıklar için. Ya insanlar tavuk yiyor. Bir gün zehirleniyor. Yani veya şey oluyor. Örtesi günü iki gün unutuyorlar. İki gün, üçüncü gün unutuyor. Ama balıkta unutmuyorlar işte. Vallahi temennimiz bir an önce bitmesi. Çünkü görüyorsunuz işler bayağı bir etkiledi işlerimizi. Balık fiyatları şu anda çok uygun. Hamsi 25, istavrit 25, palamut balığı 20 liraya mevsim. Çupra levrekler var 15-20 liraya. İstavrit var, mezgit var. Her şey ucuz yani. Müsilajdan dolayı etkilendi ama müsilajın herhangi bir sakıncası yok balıklar için. Zaten temizlendi şu an. Akarsulardan, boğazın akıntısından dolayı temizlendi. Hiçbir müsilaj veya kalıntısı kalmadı. Balıklardan yana zaten hiçbir sıkıntı yok. Biz kendimiz bile gönül rahatlığıyla yiyebiliyoruz. Uzmanlar da zaten söylüyorlar herhangi bir sıkıntısı veya sakıncası yok diye. Zaten balık olduğu gibi bir yerde durmuyor ki ya da müsilajdan beslenmiyor ki. Balık yırtıcı bir şey. Yani balık yiyor, başka farklı karides türü bir şeyler yiyorlar. En çok şu anda palamut revaçlı olan. Hamsi, palamut. Hamsi 25 lira, palamut tane 20 lira. Müsilaj dolayında balıklara fazla müşteri gelmiyor. Desen onlarda zehir var gibi müşteri hep uzaklaşıyor. Aslında müsilaj deniz anası. Deniz anası pırtı deriz biz onlara ufak ufak. O pırtılar rüzgar, yağmur olmadığı için bir de bu Büyükşehir Belediye temizlik yapmadı. Onun için onlar meydana geldi. Önceden böyle bir şey yoktu. Denizde tırmıklar vardı. Onları tırmayıp temizliyordular. Büyükşehir Belediyesi temizlemediği için onlar meydana geldi. Biraz da yağmurlar yağsaydı bol olurdu. Onun için yani onlar meydana geldi. Şimdi balıklarda zehir var diye kimse balık yemiyor. Aslında alakası yok. Bak uskumru balığı, kolyoz balığı, bir de istavridin büyükleri hep onunla deniz anası yer. Tutulduğu zaman deniz anasını böyle onlarla yani gıdalanır. Ama kimse bunu bilmez. Yani balıkçıların çoğu da bilmez. Uskumru, istavridin büyüğü, bir de kolyoz. Bunlar hep deniz anası yer. Yediği için de büyürler, çabuk yağlanırlar. Bir de aslında Haziran, Temmuz'da uskumru daha çok yağlı olur. O deniz anasını yediği için. Ya insanlar tavuk yiyor, bir gün zehirleniyor. Yani veya şey oluyor, örtesi günü iki gün unutuyorlar. İki gün, üçüncü gün unutuyor. Ama balıkta unutmuyorlar işte. Yok, müsilaj var, balıkları görünce yok. Şeyler var diye korkuyorlar. Halbuki alakası yok yani. Balık fiyatları geçen seneden ucuz yani. Bak şimdi geçen sene bir yere yemek yemeye gittiğimiz zaman 25-30 lira veriyorduk. Bu sene gidiyoruz 50-60 lira alıyorlar yemek parası. Anlatabildim mi? Geçen sene palamut 20 liraydı. Bu sene yine 20 lira. Yani pahalı değil. Ucuz da pahalı değil. Geçen sene göre düşük. Geçen sene göre yani daha düşük. Çünkü kar hacmimiz çok az. Geçen sene bir balığa 5 lira kar koyuyorduk. Bu sene 2,5 lira kar koyuyoruz. Çünkü iş olmadığında. Dışlar iyi değil. Bu sene durgunluk var. O deniz salyası bizi yıktı. Gerçekten çok yıktı. Nedendir bilmiyorum. Palamutçuluk da var ama iş yok. Acaba neden? İnşallah 15 gün daha sürer. Bu iş kısıklığı 15 gün daha sürecek inşallah. Müşteri geliyor ama teklif geliyor. Ama satışlar durgun. Yani geçen seneki gibi değil yani işler. Gerçekten yani nasıl olduğunu biz de şaşırdık yani. Ben 10 seneden beri çarşının içindeyim. 10 seneden beri daha bu sene görüyorum böyle bir şey yani hafif değil. Satış sıkıntılı yani biraz. Fiyatlar uygun. Hamsi 25 lira, istavrit 25 lira, palamut 20 lira tane. 15'e kadar var yani palamut. Ama iş yok. Kışa göre iyi. Çok iyi. Kışın yani nereden baksan levrenin kilosu 90-100 lira.
Ama burada şimdi 70-60 lira. Satışlar vallahi sezonun açılmasıyla birlikte biraz düşüşlük var ya. Tam beklediğimiz bir hareketlilik olmadı. Vallahi müsilaj diyeceğim ama ister istemez işleri etkiliyor. Tabii hiçbir balık canlı veya hiçbir canlı balık pis su veya müsilaja girmez ama sinek küçük mide bulandırıyor. İster istemez işlerimize yansıyor biraz. Vallahi temennimiz bir an önce bitmesi. Çünkü görüyorsunuz işler bayağı bir etkiledi işlerimizi. Vallahi geçen sene 30-35 lira sattığımız bu dönemin hamsisi, Karadeniz hamsisi 35 liraydı, 30 liraydı. Şu an 25 lira. Fiyatlar da biraz uygun yani, bayağı uygun ama talep yok. Tabii müsilajdan dolayı. İstavrit 25 lira. Palamut denizin bereketi. Burada Karadeniz Şile palamutu şu an 20 lira tanesi. Geçen sene sezonun Eylül 1'inde kaça satıyorduk? 25-30 lira. Evet, şu an 20 lira görüyorsunuz. Koca bir etiket yazdık vatandaş görsün ama ister istemez işlerimizi biraz etkiliyor. Balık borsa gibidir. Gün günü tutmuyor. Bakarsınız hava esti, balık kesti. Bir an hava güzel oluyor, balıklar çoğalıyor. İster istemez balıklara fiyatın olsun yansıyor bayağı. Mevsim olarak şu an palamut. Eylül'ün 1'inde başladı palamut. Bayağı bir palamut geliyor ama dediğim gibi talep yok. Tezgahımız görüyorsunuz renkli renkli, desen desen. Çeşit bol ama talep yok fazla. İnşallah şu müsilaj belası da bir an önce biter de işlerimiz yoluna bir an önce girer.